أطعمكم يا بني آدم ألا تعبدوا حيا ويحق القول على أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وأنعاما اتخذوا من دون الله آلهة لا يطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا وهو بكل خلق عليم فيكون فسبحان الذي بيده ملك العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد kabul eyle ya Rabbi. Burada yatmakta olan güvenlik görevlilerimize ve bu arada şehit düşen şehit şühadalarımıza rahmet eyle Allah'ım. Birlik, beraberlik, huzur ve barış içerisinde yaşamayı nasip eyle Allah'ım. لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم حبيبي ألهاكم التكاثر 1993 yılında hain bölücü terör örgütü PKK'nın ilçemizdeki terör eylemi neticesinde evinde yanarak şehit olan sivil şehitlerimizin mezarlarını belediye olarak ailemizin de isteğiyle şehitlerimize layık bir şekilde uygun hale getirdik. Buradaki bu mezarlarda yatan şehit kardeşlerimiz, sivil şehitlerimiz aslında terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya koymaktadır. Görüyorsunuz yaşlı var, 3-4 yaşında, birisi 4 yaşında, birisi 3 yaşında çocuklarımız var, kadınlar var, kızlarımız var, gençlerimiz var. Eğer terör örgütü ve onun yandaşları bugün ortaya çıkmış, barış, demokrasi sözde bu sözlerle ortaya çıkmış ve insanları aldatmaya çalışıyorlar maalesef. Ama işte burada terörün ve onun destekçilerinin gerçek yüzü ortadadır değerli kardeşlerim. Çocuk demeden, yaşlı demeden, genç demeden, kadın demeden şehit sivillerimizi özellikle Kürt vatandaşlarımızdır bunlar, Kürt kardeşlerimizdir. Şehit eden bu alçak terör örgütünü buradan bir kez daha kınıyoruz. Vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya Beytüşşebap'tan sesleniyoruz. Bunların adı değişir, PKK olur, YPG olur, başka bir şey olur ama bunların tiyneti değişmez. Bunların gerçek yüzü işte bu mezarda yatmaktadır. Bu mezarda kendini göstermektedir. Onun için değerli kardeşlerim, bu bölücülere karşı omuz omuza duracağız. Bir beraber olacağız. Türk Kürt kardeştir diyeceğiz. Ayrımcılık yapan kalleştir diyeceğiz. Ve bu şanlı bayrağın altında bu topraklarda beraber yaşama kültürünü en güzel şekilde ortaya koymaya çalışacağız. İkincisi değerli kardeşlerim, malum bölgemizdeki belediyelerin birçoğu PKK terör örgütünün uzantısı olan siyasi oluşumlardaydı. Bu mezarlar, sivil şehitlerimizin mezarları sahipsiz kalmıştı. Belediyeler kendi vatandaşına hizmet etme düsturu içerisinde hareket etmesi gerekirken maalesef emri başka yerlerden aldıkları için, başka odaklardan aldıkları için buradaki acı çeken kardeşlerimizin acılarına derman olma, sıkıntı çeken kardeşlerimizin sıkıntılarını gidirme noktasında üzerine düşeni yapmamıştı.